Manşete hoş geldiniz. Esasen Ankara'da bir kriz yok fakat kriz çıkaranlar var. Buna bakacağız gene. Devlet Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'a yönelik sert sözleri var. Buna bakacağız. Can Atalay'ın avukatları bir açıklama yaptı. Buna bakacağız. Ve İsrail protestoları, özellikle İsrail-Gazze savaşı üzerine Türkiye'de yaşanan akıl almaz. İşte Starbucks protesto çılgınlığı vesaire. O arada AKP'lilerin İsrail'le tatlı ticareti devam ediyor. Bütün bunlara bakacağız ve elbette Gazze ile yavaş yavaş tamamlayacağız. Tabii elbette anayasal krizden bahsederken anayasa değişikliği ile ilgili partilerin pozisyonlarına da bakacağız. Hangi parti ne düşünüyor? Hangi parti buna teşne? Buna bakacağız. Çünkü AKP artı MHP'nin anayasayı değiştirmek için oyu yetmiyor. Hali hazırda İyi Parti veya diğer partilerin desteğine ihtiyaçları var. Mehmet Altan fan hesabından paylaşmış. Salı sabahı özeti, faşizm hukuk sevmez, mafya sever. Esasen özet bu. Bize de KC'yi böyle yazdırdı. Kriz yok, krizi çıkartmak isteyenler var, diyor. Uyuşturucu mafyası hukuksal denetimi tamamen yok etmek istiyor. Dönelim buradan, bağlayalım Bahçeli'ye. Anayasa Mahkemesi'ne hedef aldı grup toplantısında ve bu konuşuluyor şu anda Ankara'da. Anayasa Mahkemesi hukuk düzeninin safrası ve sancısızdır dedi. Laflara bakar mısınız? İktidar ortağı bir partinin genel başkanı söylüyor. Mahkeme başkanı objektifliğini kaybetti. Devletle uğraşma, cesaretin varsa Kandil'e git diye Zühtü Arslan'a parmak salladı. Birazdan bu ifadeleri biraz daha yakından mercek altına alacağız ama Eser Karakaş'ın paylaşımıyla devam edelim. Bir parti başkanı malum Anayasa Mahkemesi'ne safra deme cüretini göstermekte, başkana da Kandil'e git diyebilmektedir. Ve bu parti bugün iktidara payanda olmaktadır. Durum budur diyor. Esasen durumun özeti bu. Yani kimler kimlerle beraber, kimler kimlerle kol kola. Ortada bir kriz yok. Ortada kriz çıkaranlar var ve bu kadar zaman geçmiş, bu ihtiyaç hep olacak. Bunlar devam ettiği sürece her 6 ayda bir, her sene neyse benzer krizleri veya benzer sıkıntıları yaşayacağız. Çünkü mafya bir kalıba girmez ve sürekli güncellenen kurallar ve artık yöntemlerle falan yürümek zorundadır. Kendi değiştirdikleri yasalara, kendi değiştirdikleri anayasaya uymazlar ve daha sonra yeni bir yasaya veya yeni bir kılıfa ihtiyaç duyarlar. Bu böyledir ve durum değişmez. Şimdi biraz daha mercek altına alalım Bahçeli'nin Zühtü Arslan'a sözlerini. Bir kere yani ülkede zaten filmin koptuğu manasına gelir bu. Bir iktidar ortağı partinin genel başkanı Anayasa Mahkemesi gibi ülkenin en üst mahkemesinin kararları temyiz edilemez, kararları kesin mahkemenin başkanına Kandil'e git diyor. Kaldı ki Anayasa Mahkemesi başkanının orada bir oyu var. Yani diğer üyelere hiçbir şey söylemiyor, başkana söylüyor. Niye? Başkanın da oyu ihlal kararı yönünde olduğu için, Can Atalay kararında. Ama yani başkan belirlemiyor ki. Yani başkanın orada bir oyu var. Diğerlerin yani doğrudan başkanın hedef alınması orada da ayrı bir esasen zihniyeti gösteriyor. Hastalıklı demeyeceğim, bu kelimenin de altı boşaltıldı. Ayrıca gene başkanı Zillet İttifakı'nın yüksek yargıya yuvalanmış hastalıklı kolu olarak tarif ediyor. Zillet İttifakı dediği muhalefet cephesi ama o muhalefet cephesine de ne kadar muhalef olduğu tartışılıyor, ayrı bir konu. Haddini aştı, hududunu aştı filan. Yani Anayasa Mahkemesi'nden çıkan kararı mahkeme başkanına fatura etmiş. Yani orada da bir problem var. Gerçi nasıl bir probleme, nasıl bir problemli açıklama yaptığının kendi de farkındadır ama mesele o değil. Mesele o işi oraya fatura etmek. Türk devletiyle uğraşma. Ben devletim. Ben çöktüm devlete. Ve devletin kararları bellidir ve bu konuda sen de hizaya geleceksin diyor. Cesaretin varsa Kandil'e git. Yani Kandil ne alaka? Can Atalay ihlal kararının Kandil'le bir ilgisi yok ki. Yani Can Atalay HDP'li değil ki. Yani İşçi Partisi'nden milletvekili seçildi. Görüşleri belli bir insan. Gezi davasından yargılanıyordu. Olayın önünde arkasında Kandil yok. Tuhaf yani. Adalet Bakanı konuşmuş ki zaten ağzından baklayı çıkarmış. Adliye mahkemelerinde verilen kararların son incelemeyi yeriyim dedi diyor Yargıtay. Yani adli mahkemelerde sonuç durum öyle. Ondan dolayı kişiler veya partiler Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor hak ihlallerini.
O zaman ahim kararları, ahimden de çıkın, Avrupa Konseyi'nden de çıkın. Ahim kararlarına da böyle diyebilirsiniz. Türkiye incelemesini yapmıştır. Yargıtay son inceleme yeridir. Ahime ne oluyormuş deyin. Halbuki sizin yasalarınız, anayasalarınız böyle söylemiyor. Geriye doğru uygulamanız da böyle söylemiyor. Ama şu anda işinize gelmiyor. Yani. Madem Yargıtay'da iş bitiyor. Ayrıca demek ki işin bittiği bir yer var. Yani Yargıtay'ı kabul ediyorsunuz. Son inceleme yeri, son merci burası. Ondan öte bir makam yok. Yarın Yargıtay'la ilgili bir problem olduğunda olacağını varsaymıyorlar. Çünkü şu anda Yargıtay kontrol altında. Kanundan kaynaklanan belirsizlik, anayasadan kaynaklanan durum söz konusu demiş. Böyle bir şey yok, anlattık. Geriye doğru 2-3 programa bakarsanız görürsünüz. Ama derdin Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı olduğu ortada. Bu yapıyla bireysel başvurunun niteliği birbiriyle uyuşmuyorsa haklı bir düzenleme yapılabilir. Evet, yani bunu kaldıracaklar. Net. Yani bunu gündeme almışlar, plana almışlar. Yarın ortaya konulacak anayasa değişikliğinde işte başkanlık rejimiyle alakalı canlarını sıkan düzenlemeler kadar bu da devreye girecek. Ve elbette gene unutuldu şu ara ama o raftan inecektir. İşte LGBT düzenlemesi filan da devreye girecektir. Aile tanımı vesaire. Partiler nasıl bakıyor bu anayasa değişikliğine? Yani gündeme gelirse. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener kafaları karıştırdı deniyor. Esasen kafası karışık olmayan tek insan belki de Meral Akşener'dir. Meral Akşener'in geriye doğru son 6 aydır takip ettiği politikaya bakarsanız iktidarı incitmeden ve iktidarla ilişki kurarak ve muhalif kalmaya çabalayarak bir yer tutmaya çalışıyor. Yani iktidara veya saraya ortak olduğu yok ama en azından sarayı rahatsız etmeyecek bir politika götürüyor. Ondan dolayı da zaten partisinden giden gidene deve dişi gibi isimler gitti, ayrıldı. Çözülme var, erime var yani partisinde bu yüzden dolayı. Anayasa değişikliği yapılabilir bu ülkede. Onunla ilgili çeşitli öneriler ortaya konur. Kabul görürse de, milletimiz kabul ederse de o anayasa değişiklikleri olur dedi. Dedi bunu yani. Ama İyi Parti'de siyaset yapan Genel Başkan Yardımcısı Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural'ın dediğine insan bel bağlamak istiyor. Eğer uyuşmazlık olursa AYM'nin kararı esas alınır diye anayasada hüküm var. Madde 158'e dikkat çekiyor. Dolayısıyla böyle bir konunun bir anayasa değişikliği gerektirdiği kanaatinde değiliz demiş. Bakalım Meral Akşener de böyle düşünüyor mu, son tahlilde bu noktada düşüncesini Oktay Vural gibi değiştirecek mi? Ama CHP net. Önce CHP sözcüsü Deniz Yücel konuştu. Anayasayı tanımayan, uygulamayan, açık hükümlerini yok sayan bir anlayışla anayasa değişikliğini konuşmayız, tartışmayız. Net. Net bir duruş, net bir siyasi tavır. Umulur ki bu tavrın arkasında dursunlar. Daha ileri bir tavır Genel Başkan Özgür Özel'den geldi bugün. Erdoğan'ı kastederek şimdi çıkmış diyor ki anayasa değişikliği yapalım. Sende bu sayı yok. Özel'de de anayasa mahkemesini güçsüzleştirecek bir göz yok. Bizde öyle bir göz yok. Seninle birlikte anayasayı çiğnemeye kalkarsam gözüm çıksın. Çok ileri bir laf. Hani bu beden bu canda dur, bu can bu bedende olduğu sürece, bu koltukta oturduğum sürece gibi bir iddialı bir laf. Takipçisi olacağız. Evet, güçlü bir laf. CHP'nin kesinlikle anayasayı AKP artı MHP ile konuşmayacağı, tartışmayacağı, müzakere etmeyeceği, bu konuda karnının tok olduğu anlaşılıyor bu laflarla. Bakalım zaman neyi gösterecek? İzzet Özgenç net bir tavır koymuş. Profesör doktor, mevcut ceza hukukunun, ceza kanununun mimarlarından. Diyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi ilgili kişinin milletvekilliğine teşebbüs etmemeli. Şimdi herkes bir şey belirledi, tutum belirledi, baskı yapıyor. Yargıtay meclise parmak sallıyor, Devlet Bahçeli parmak sallıyor, yapın gereğini yapın diyor. Numan Kurtulmuş da biraz arada kalmış durumda meclis başkanı sıfatıyla. Meclis başkanı olarak da ilk ciddi sınavlarından biri. Bugün Meral Akşener'le görüşmüş filan. Belli ki o yönde meclise baskı var. Çünkü Yargıtay kararıyla Can Atalay'ın cezası kesinleştiği için ve bu meclise yazıldığı için mecliste bu karar okunduğunda genel kurulda Can Atalay'ın vekilliği düşecek. Anayasa Mahkemesi tümüyle bypass edilmiş olacak ve işlem tamamlanacak. Bu yönde bir baskı var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne anlaşılıyor. İzzet Özgeç'in kulağı deliktir. Belli ki bu baskılardan da haberdar ve uyarıyor meclis başkanlığını. Yapma bunu diyor. Devlet krizini derinleştirmekten başka sonuç doğurmaz bu diyor. O arada Can Atalay'ın avukatları Yargıtay'a cevap vermiş.
Anayasa Mahkemesi'nin 25 Ekim tarihli genel kurul kararını uygulamak üzere karar verebilecek yüksek dereceli veya sadece mahkeme arıyoruz. Umutlar tükeniyor. Can Atalay hakkında yapılabilecek çok fazla bir şey kalmadı. Kanaatim bu. Bakalım durum tersine çevrilir mi? Şu anda kilitlenmiş durumda kriz. Nereye gider, nasıl evrilir bilmiyorum. Nasıl çözülür? O konuda da bir fikrim yok. Gerçekten yok. Bekleyip göreceğiz. Türkiye Barolar Birliği'ni ikidir hatırlatıyorum. Geçen hafta açıklamalarıyla ortaya çıktı. Bu hafta da bir açıklama yapmışlar. Anayasa Mahkemesi üyelerine hedef gösteren haberlere ilişkin suç duyurusunda bulunulmuştur. Dünkü yayında bahsetmiştik. Fotoğraflı olarak Yeni Şafak gazetesi hedef göstermişti. Tıpkı geçmişte Akit'in Danıştay üyelerine hedef göstermesi gibi. Barolar Birliği'ni iki haftadır hatırlatmak güzel bir gelişme. Barolar Birliği yoktu Türkiye'de yıllardır. Ortaya çıktı. Devam. Ama bir takım esprilere de sosyal ağlarda dolaşan esprilere de konu oluyor konu. Tekerleme gibi espriler. Ülkemiz mahkemelerin mahkemeleri mahkemeye verdiği bir hukuk devletidir. Aynen durum bu. Mahkemeler mahkemeleri mahkemeye veriyor. Durum bu. Dönelim Nuray Babacan. Enteresan bir yazı kalemi aldı gazete Pencere'de. Erdoğan'ın sonunu bekliyor dedi Süleyman Soylu için. İçişlerinde de hareketlilik var. Üst üste operasyon düzenliyor Ali Yerlikaya. En son Saralar çetesinin bir koluna dönük bir operasyon düzenlemiş vesaire. Soylu'nun bütün bu gelişmelerden İçişleri Bakanlığı'nda bıraktığı, devrettiği İçişleri Bakanlığı'ndaki gelişmelerden rahatsız olduğuna dönük bir kulis yazısı bu. Çok içerlemiş iktidar medyasına, yandaş medyaya. Son mafya operasyonlarına ilişkin haberler yapılırken kendisine de intisaplı denmiş. Yani mafya ile intisaplı, uyuşturucu çeteleriyle intisaplı. Yani bağlantılı, ilişkili. Bundan dolayı çok rahatsızmış. Fakat şimdilik pek bir şey yapmıyor veya yapmayı düşünmüyormuş. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı istiyormuş. Fakat bu konuda şansı olmadığını da biliyormuş. Bir kez daha Erdoğan siyasette olduğu sürece bu pozisyonunu koruyacağı, tüm hesaplarını sonrası için yaptığı anlatılıyor diyor kulislerde. Yani Erdoğan'ın son nefesine kadar ben kılımı kıpırdatmam ama ondan sonra ortaya çıkarım. El mi yaman, bey mi yaman görürüz. Bakalım iş nereye gidecek. Erdoğan cephesinde de İletişim Başkanlığı şu satırları paylaştı Erdoğan'dan. ABD Dışişleri Bakanı Blinken daha yeni buradaydı. Fidan'la görüşmesini kastediyor Dışişleri Bakanı Blinken'ın geçen hafta Ankara'daki. Herhalde bizi bundan sonra Biden ağırlar. Ben onunla görüşmedim. Görüşmek de istemedim ama benim muhatabım Joe Biden'dır. Amerikan başkanıdır. Halbuki öyle değil. Yani normal bir zaman olsaydı Anthony Blinken'a hemen sarayda randevu verilir ve fotoğraf çektirilirdi. Erdoğan yapmıyor. Devlet başkanı, cumhurbaşkanı fark etmiyor. Bakan herkesi kabul ediyor ama şu anda konjonktür gereği böyle bir şeye girmedi. Biden'ı istiyor ama Biden de ona dönüp bakmıyor. Yani Biden gerçekten başkanlığı süresince eli yüzü düzgün bir görüşme yapmadı ve Beyaz Saray'da ağırlamadı Tayyip Erdoğan'ı. Tavrı, tutumu devam ediyor ama Erdoğan'ın yönü hala orada. Yani oradan bir sarı ışığa bakıyor yani. Bırakın yeşili, kırmızının sarıya dönmesini bekliyor Erdoğan Beyaz Saray'dan. Görünen bu. O arada enteresan şeyler oluyor. Şimdi İsrail boykotuna dair diyeceklerimi bir önceki yayında söylemiştim. Yani zorbalık. Starbucks kafelere gitmek, şu bu filan vesaire. Öbür tarafta millet deveyi amuduyla götürüyor. Yani mesele Starbucks veya mesele bir takım İsrail veya Amerikan ürünlerinin boykot edilmesi değil ki. Diplomatik olarak gereğini yapmıyor. Aşağıda vatandaşı kışkırtıyor. Bir takım firmalara, bir takım markalara karşı ki yani Starbucks'ın baktığında sahipliğinde de Katarlı şirketler var. Yani orada da problemler var ama kim takar bunu, kim umursar bunu? Büyük bir zorbalık var. Yani insanlar Starbucks kafelere gidiyorlar, insanları taciz ediyorlar, ürünleri ellerinden alıp döküyorlar. Yani neredeyse artık bir sonraki aşamada kundaklayacaklar, cam çerçeve indirecekler veya Starbucks çalışanlarını tehdit edecekler veya dövecekler, bir şey yapacaklar. Yani zarar verecekler. Fiziki zarar verecekler. Yani başladı fiziki müdahaleler ama iş büyüyebilir. İsrail'le ticaret yaptığı ortaya çıkan diyelim. Eski AKP il başkanı Gazze'den önce İsrail'le ticaret olağandı. Gemiyi depremden önce sattık. Peki bu ne zaman ortaya çıktı? Nasıl ortaya çıktı? Metin Cihan gerçekten mühim bir iş yaptı ve İsrail'in Hayfa limanında İsrail Hayfa limanında o artık teknik takiple hepsi açık, internette açık bilgiler, uçakları, gemileri neyse haritalar üzerinde takip edebiliyorsunuz. Tespit etmiş.
Hayfa Limanı'nda Hatay Roro. Bunun sahibi AKP Büyükşehir Belediye Başkanı adayı İbrahim Güler'miş. Gazze'de katliam sürerken bile ara vermeden İsrail'e sevkiyatlarına devam ediyor diye böyle belgeleriyle paylaştı Twitter'da. Sonra sadece belediye başkan adayı değilmiş, il başkanlığı da yapmış diyor filan. O arada bu kişinin Mayıs 2021'de yıkılasın İsrail enkazını göreyim falan diye de Twitter paylaşımını da paylaşmış. Sonra bununla görüşüyor İbrahim Güler'le ve İbrahim Güler sevkiyatı doğruluyor. Bilgi doğru. Fakat diyor gemiyi Erk Lojistik'e sattım. Fakat Metin Cihan araştırmalarına devam ediyor. Son bilgileri diyor bu şirketin web sitesindeki filo bölümünden de indirdim. Orada da sahibi İbrahim Güler yazıyor. Sonra devam ediyor. Konuştuk tekrar diyor işte İbrahim Güler'le. Tüm yerli yabancı resmi kaynaklarda ve kendi web sitesinde gemi sahibi olarak görünüyor. Ama aslında gemiyi birkaç ay önce devrettiğini söylüyor. Belgesini de paylaşamayacağını belirtmiş filan. Yani nereden baksanız vıcık vıcık yalan kokan şeyler. Belki de bu ortaya çıkınca sattım dedi. Şimdi belgesini de paylaşmıyor. Ama hala resmi olarak şey bir görünüyor. Ayrıca yani birkaç ay önce diyor ama 2021'de yıkılasın İsrail diye tweet atmış. Ama öbür taraftan da alttan ticaret yapıyor. Böyle bir şey. Bir şekilde AKP'de pozisyonu var bilmem ne. Hep böyle yani. Yani ana konular bunlar esasen. İsrail'e bakalım. Şifa Hastanesi dün bahsetmiştik. 3 prematüre bebek ve 7 yetişkin oksijensizlikten öldü. Gerçekten benzin yetersizliği, kaynak yetersizliği nedeniyle hasta kayıpları artıyor Gazze'deki El Şifa Hastanesi'nde. Son günlerde 32 kişi ölmüş. Gömülemeyen cesetler çürümeye başladı bilgisi var. Hastanenin avlusunda 170 kişilik toplu mezar hazırlanmış. Şimdiden 30'u buraya defnedilmiş. Washington Post, İsrail ve Hamas rehine anlaşmasına çok yakın diyor. Özellikle İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli kadın ve gençlerle eş zamanlı olarak İsrailli kadın ve çocukların gruplar halinde karşılıklı olarak serbest bırakılabileceği bilgisi var. Washington Post ciddi bir gazetedir. Belli ki içeriden sağlam bir bilgi almış, sağlam bir kulis. Bakalım bunu zamanla göreceğiz. İş buraya evrilir mi? Ama maalesef ikinci ay devam ediyor ve Gazze'deki katliama, insani drama ve çaresizliğe ilişkin halen Batı başkentlerinden, Batılı liderlerden net, doyurucu, kesin, sağlam ne bir açıklama ne de bir adım var. İşte hafta sonu İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği birlikte toplandı Riyad'da. Bir açıklama yaptılar ama onlar da bir adım atmış değiller. Biraz önce örneğini getirdim. İsrail'le ticaret devam ediyor, diplomatik ilişki devam ediyor, her şey devam ediyor. Sadece sert bildirilerle durum geçiştirilmeye çalışılıyor maalesef. Durum bu ve artık bu bir takım belirsizliklerle bugünkü manşeti de kapatıyoruz. Ve umarım ilerleyen manşetlerde konuların biraz daha netleştiği gündemlerle karşınızda oluruz. Hiçbir iyi haber yok. Foto kapağına yakalanmış Malezya'daki bu kaplan. Ne kadar güzel değil mi? Malezya'da sayıları 150'ye kadar düşmüş bu kaplanların ve ancak artık foto kapanla falan, yani böyle doğaya yerleştirilmiş otomatik resim çeken harekete duyarlı fotoğraf makineleri diyeyim, onlara takılan görüntülerle bu hayvanların varlığı tespit ediliyor. Malezya'da son 150 kaplandan biri. Bu güzel fotoğrafla manşeti kapatıyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.